Arkadaşlar, bugün 9. haftanın 4. dersiyle beraberiz. Örnek çözeceğiz bugün. Yalnız örnek çözümüne geçmeden önce geçen ders yine anlattığım derivasyon tünelleri ve batar dolarla ilgili görsel paylaşmak istedim. Bu resmi geçen gördüğümde daha iyi anlayacağınızı düşündüğüm için sizle paylaşmak istedim. Bu baraj Yusufeli Barajı, yaklaşık projesi 275 metre yüksekliğinde ve son 37 metresine gelinmiş durumda. Baraj bittiğinde yaklaşık 2,5 milyon kişinin elektriğini karşılayabilecek potansiyele sahip olacak. Şimdi burada resme baktığınızda kuru bir zeminde inşa yapılıyor ve menba kısmında bir batardo mevcut. Batardonun hemen yanında derivasyon tünelinin başlangıcını görüyorsunuz. Ve mansap tarafında ise bunun çıkışını görüyorsunuz. Akarsuyun yolu bu batardo ve derivasyon tünelleri sayesinde değiştirilip kuru bir zemin elde ediliyor. Ve bu kuru zeminde bu baraj inşa ediliyor. Şimdi bu haftanın dersine geçelim. Bir tane örnek yapalım. Yüksekliği 75 metre. Taban su basıncı küçültme faktörü 0.7. Beton özgür ağırlığı 2.4 ton bölü metreküp olan. Dik üçgen kesitli bir ağırlık barajında normal yükleme durumunda çekme gerilmesi meydana gelmemesi için taban genişliğini hesaplayınız diyoruz. Bunda bir tane formülümüz var. Bu formülde değerleri yazdığınız zaman çekme gerilmesi oluşmamış oluyor. Bu neye göre yapılıyordu? Çekirdek bölgesinin başlangıcına göre bir moment alınıyordu. Ve bu momente göre elde edilen bir formüldü. Bu formülden tepe açısının 0.77 olduğu ortaya çıkıyor. Ve 75'i 0.77 ile çarparsanız taban genişliğinin 58 metre olması gerekiyor. Basit bir örnekti zaten. Eğer siz taban genişliğini 58 metre yaparsanız bunda çekme gerilmesi oluşma ihtimali ortadan kalkar. Başka bir soru. 75 metre yüksekliğe 72 metre taban genişliğine sahip üçgen kesitli bir barajda taban su basıncı azaltma faktörü 0.6, sürtünme katsayısı 0.8, zemin emniyet gerilmesi 20 kilogram bölü santimetre kare ve betonun kayma gerilmesi de 15 kilogram bölü santimetre kare olduğuna göre normal yükleme için devrilme, kayma ve kesme tahkiklerini yapınız. Barajın tamamen boş olması durumunda zemin emniyet gerilmenin tahkik ediniz diye bir soru var. Bu soruda öncelikle kesitleri çıkartıyoruz. Barajın kesidi G, gelen su kuvveti P ve alttan gelen su kuvveti ise U olarak gösterebiliriz. Bu P'nin, G'nin ve U'nun öncelikle bir değerini hesaplamamız gerekiyor. P'ye bakalım. Su kuvveti 75 metre yüksekliği var. 75 metre yüksekliği olduğuna göre taban su basıncı nedir? 75 çarpı 1'dir. Özgür ağırlığı çarparız. Dolayısıyla bu üçgenin alanı nedir? 75'in karesi çarpı 1 bölü 2. Dik derinlikte 1 metre alındığı için burada 2812,5 ton bulunur. G de beton kütlenin ağırlığıdır. Özgür ağırlığı nedir bunun? Beton kütlenin özgür ağırlığı 2.4. Bunu 72 taban genişliği, 75 yükseklikle çarpıp 2'ye bölüyoruz. 6840 tonda bunu buluyoruz. Yine dik derinliği içine kattığımız zaman. U ise taban suyu basıncı azaltma faktörü 0.6 olduğuna göre 75'ti tabandaki basınç. 0.6 ile 75'i çarpıyoruz. Bu çarptığımız sayıyı baraj taban genişliğiyle çarpıp üçgen bir yayılık olduğundan da 2'ye bölüyoruz. Bu da 1620 ton yapar. Ve bu noktaya göre moment almamız gerektiğinden dolayı öncelikle moment kollarını bulmam lazım. Birinci
gövdenin uyguladığı kuvvetin bu noktaya olan moment kolu, su kuvvetinin moment kolu ve taban basıncının moment kollarını bulacağız. Burada Y1 ile gösterdiğim yanal su kuvvetinin ağırlık merkezinin bu noktaya olan uzaklığı üçgen olduğu için 75 bölü 3 25 metre diyoruz. İkincisi beton gövde 72 çarpı 2 bölü 3 bu da yine üçgen olduğu için 48 metre çıkıyor. Diğeri de 72 çarpı 2 bölü 3'ten 48 metre çıkıyor. Şimdi öncelikle devrilme tahkiki yapalım. Devrilme tahkikinde koruyucu kuvvetler ve devirici kuvvetlerin oluşturduğu momentler var. Koruyucu kuvvet beton gövde, devirici kuvvetlerse yanal su kuvveti ve tabandan gelen suyun basınç kuvveti. G çarpı X1 koruyucu olmuş oluyor. P çarpı Y1 artı U çarpı X2 de devirici oluyor. Koruyucuları devircilere böldüğünüz zaman 2.1 çıkıyor. Bu da 2'den büyük olduğu için emniyetlidir diyoruz. İkinci olarak kayma emniyetine bakalım. Sürtünme kuvvetinin yatay bölü dikey kuvvetlerden büyük olması lazım. Bizim sürtünme emniyet kuvvetimiz 0.8'di. Yatay kuvvetler 2812.5 bulmuştuk. Düşey kuvvetlerde G kuvveti aşağı doğru bir kuvvet uygularken U ise buna ters yönde uyguladığından dolayı G'den U'yu çıkartarak bulduğumuz değer oluyor. Ve yine H bölü V'ye baktığımız zaman 0.58 çıkıyor. Bizim sürtünme katsayımız da 0.8 olduğundan ve bu değerden küçük olduğu için yine emniyetlidir diyoruz. Başka bir tanesi kesme mukavemetine bakıyoruz. Buradaki formülde düşey kuvvetler çarpı sürtünme kuvveti artı temel yüzey alanı nedir bu da? 72 çarpı 1. Dik derinlikte 1 metre olduğu için 72 çarpı 1. Burada tau kayma gerilmesi 15 kilogram bölü santimetre kareydi. Bunu ton bölü metre kareye çevirdiğimiz zaman 150 ton bölü metre kare yapar. Ve bunu yatay kuvvetlere bölüyoruz. Ve değerimiz 5.22 çıkıyor. Bu değer de 5'ten büyük olduğu için emniyetlidir diyoruz. Son olarak baraj boş iken zemin emniyetini soruyor bize. Bu durumda P olmayacak, U da olmayacak. Sadece G'ye göre bakacağız. Formülde yerine koyduğumuz zaman değerleri bu değerinde 180 ton bölü metrekare ve 0 çıktığı görülüyor. İki tane emniyet kelimesi buluyorduk. Bunlardan bir tanesi zemin emniyetinden küçük. Yani 180-200'den küçük olduğu için emniyet ediyoruz. Diğerinde eksi olmaması lazımdı ve 0 çıktı buradaki sonuca göre. Burada da çekme gerilmesi meydana gelmediğinden yine emniyetlidir diyoruz. Önümüzdeki ders örnek çözümüne devam edeceğim. Önümüzdeki derste deprem yük etkisinin de gelmesi durumunda oluşacak durumları göstereceğim. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.